Tabii 2019 aslında dış pazarın tavan yaptı. Krizden tamamen bitti, silindi ve sonunda da rekorlarla geçen bir yıl oldu. Ama tabii bu iş pazar için zor oldu dedik. Malum kur dengelerinden dolayı fiyat artışları, dış pazarın olan ilgisi, iç pazar misafirine olan bölgedeki talep vardı ama maalesef yer konusunda başlarda kontenjan konusunda biraz sıkıntılar yaşandı. Ama ilerleyen dönemlerde kurda çok büyük artış olmayınca otelcilerimiz de iç pazar olan ihtiyaçlarını arttırdı. Tabii 2019 yılında taleplerinde çok ciddi anlamda dış pazar açısından hem Rusya, hem BDT, hem Almanya, hem diğer pazarlar, yan pazarlarda, Batı Avrupa'da dahil çok ciddi anlamda arttı. Bununla alakalı iç pazarlarda zorluk yaşadık. Ama daha sonra ilerleyen dönem sezona girerken açıkçası bizim satacağımız Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde çok fazla değil ama yeterli kontenjanı bulduk. Bu doğrultuda 2019 yılında %28 gibi bir artışla kapattık. Bu çok ciddi bir orandı geçen yıla kıyasladığımızda. Ama tabii Eylül-Ekim'de çok ciddi anlamda turizm tarihine görülmemiş bir doluluklar. Hiç kimsenin tam anlam veremediği. Tabii bunda diğer pazarların, BDT pazarında, işte Mısır'ın kapalı olmasının da çok büyük etkisi vardı. İşin nihayetinde de 16 milyon gibi son yılların rekor diyebileceğimiz dış pazardan gelen bir talep. Tabii Antalya dünyada 3. sırada yerini aldı. En çok turist, yabancı turist çeken şehirler sıralamasında. Bu da tabii ülke adına çok gurur verici bir durumdu. Tabii biz şimdi 2020 yılına girdiğimiz hedefimizi %40 Euro'da büyüme, %18'de Pax'ta büyüme olarak belirledik. Tabii 2019'un akabinde, 2019 çok güzel bir yıl geçmişti. Aynı şekilde 2020'nin de 2019'un üstüne koyarak çok daha büyük rekorlarla geçeceği kanaatindeydi herkes. Şu ana kadar gerçekleşen satışlar Ciro'da %50 civarında bir büyümemiz var. Pax'ta aynı şekilde yani %30 civarında bir büyüme söz konusu. Şu an Mart, 10 Mart'a kadar gerçekleşen satışlar itibariyle çok da keyifli gidiyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi yani kur çok dengeye oturdu. İnsanlar artık fiyatlara da alıştı. Dolayısıyla şu an Akdeniz, Ege sahilleri tatil açısından erken zona %50 gibi bir indirimle başladık. Yaklaşık ikinci dönemi atlatıyoruz. Üçüncü döneme inşallah gireceğiz. Şu ana kadar başarılı bir grafik sergide diyebiliriz. Bazen ezber bozacak şeyler oluyor. Bundan bir ay öncesinde acaba bu sene 20 milyon mu olur? Yeni rekor olacağı kesindi. Ama turizm dediğimiz gibi biraz da pamuk ipliğine bağlı. Son bir aydır yaşanan gelişmeler, işte özellikle koronavirüs, arkasından petrol fiyatları, koronavirüsün özellikle burada İran pazarı biliyorsunuz 15 Mart gibi Nevruz başlıyordu. Maalesef ki işte kapıların kapatılması, uçuşu yasak ilan edilmesi Nevruz'u tamamen %100 bitirdi. Akabinde tabii koronavirüsün dünyada yarattığı bir panik, herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken bizde bir anlamda bizim ülkemizde görülmemesi bu psikolojik bir sonuçta savaş. Sevindiriciydi ama her anda gelmesi bekleniyordu. Bu sonuçta bir gripin bir başka versiyonu. Bilim insanlarıyla, tıptaki uzmanlarla konuştuğumuzda da sonuçta bu virüsün 26-27 derecede öldüğü, gripin bir başka versiyonu olduğu, vücut direnci, bağışık sistemi güçlü olan insanlarda aslında olumsuz bir etki etmediği kendileri de açıkladılar. Tabii iptaller söz konusu. Özellikle Avrupa tarafından da insanlar bir sonuçta bir panik ne olacak? Sonuçta sağlık bugüne kadar maalesef satışlar şu an durdu. Rezervasyonlarda ciddi şu an için azalış var ama ben herkesin beklemede olduğunu, dolayısıyla güvenli olan ülkelere, destinasyonlara seyahatin tekrar başlayacağı, bununla alakalı da özellikle BDT pazarında çok da fazla alternatifleri de yok açıkçası. Mevcut biliyorsunuz Tayland'da Uzak Doğu en çok talep alan BDT'den bölgelerin başındaydı. Keza iç pazarda da öyleydi. Ama işte malumu bölgenin de karantina altında olmasından dolayı orada uçuşlar yasak. Mısır'ın da uçuşları yasak olmasından dolayı da Türkiye en büyük cazibe merkezi oldu. Şu an herkes izliyor, takip ediyor. Rezervasyon akışı ciddi anlamda tabii yurt dışından şu an durdu. Ama ben bunun bir ay içerisinde yukarı yönde ivme kazanacağını, sonuçta ülkemiz güvenli, ülkemizde her an, yani şu an dün açıklanan bir vaka var. O da sonuçta Avrupa üzerinden gelen bir vaka ve bölgemizde değil, bölgemizde olması da biraz açıkçası imkansız gibi gözüküyor. Sonuçta hava sıcaklıkları 15 gün sonra 25 derecenin üstüne çıkacak. Ondan dolayı da inşallah Ege Akdeniz sahilleri bu yaz yine güvenli olacaktır diye diyebiliriz. İşte Sayın Bakanımızın açıklaması olabildiğince yurt dışındaki seyahatlerden kaçınalım. Yurt dışında ciddi iptaller yaşandı. Halen de yaşanmaya devam ediyor.
Dün önce Kıbrıs'ta alakalı bir vaka vardı. Şu an izleniyor. Sonuçta misafirinde yurt dışı turlarında bir ay öncesine kadar ücretsiz iptal hakkı zaten var. Dolayısıyla Haziran, Temmuz, Ağustos olan turlarda şu an iptal söz konusu değil. İptal etmeye de açıkçası çok da gerek olmadığını düşünüyoruz. 15 Haziran'da gidecek bir misafirin 14 Mayıs'ta ücretsiz, %100 iadesi alarak iptal etme şansı var. Hastalık değil aslında panik insanları biraz da böyle moralsizleştiriyor diyebiliriz. Bence otelcilerin de, otelci dostlarımızın, partnerlerimizin de sonuçta tabii ki burası 5 yıldızlı, her şey çok düzenli, dört dörtlük oldu oteller ama normal temizliklerin haricinde dışarıdan bir hijyen konusunda da bir firmayla anlaşıp housekeeping temizliğinden sonra da tamamen dezenfekte edilmesi, yatağın, çarşafın, yerin, banyonun, televizyonların, kumandanın, odadaki bütün her şeylerin ve onun akabinde de misafire de bunun bu oda tamamen şu firma tarafından dezenfekte edilmiştir sertifikasıyla beraber sunulması bence bir güven anlamında, misafirin için rahatlatma anlamında büyük avantaj olacaktır. Tahmin ediyorum ki yakın zamanda bu uygulamada başlayacaktır diye düşünüyorum.